Merhaba hanımlar. İğne ve Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hanımlar, bugün de görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir model ile karşınızdayım. Yapımı da çok kolay, çok da güzel, çok gösterişli bir model. Alt kısmına klasik lastik modeli uyguladım. Orta kısımlarda ise şöyle petek modeli uyguladım. Modelim 21 ilmek ve katlarından oluşuyor. Şu şekilde. Modelimiz 11 ilmek. 5 ilmek de şu ara kısımdaki, şuralardaki ters ilmeklerimiz. 21 ilmek ve katları olarak modelimizi hesaplayabiliriz. Hemen yapımına geçelim. Ben buraya ilmeklerimi attım. Bir iki sırada lastik şeklinde ördüm. Klasik lastik şeklinde, bakın. Hemen yapımına başlayalım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bir tane ters ilmek koyduk. Petek modeli için 4 tane ilmekten oluşuyor petek modelimiz. Hemen kapatarak şu şekilde baştaki ilmeği orta kısma getirdik. Sol taraftaki ilmeği de aynı şekilde orta kısma getirdik. Düz bir şekilde ördüm. 5 tane ters ilmek örelim. 2, 3, 4, 5 tane ters ilmeğimi ördüm. Bir tane düz, bir tane ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bu şekilde 20, 11 ilmek, pardon, 11 ilmek ters düz şeklinde öreceğiz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 5 ilmek ters. 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. 4 tane bal peteği modeli için baştaki ilmeği ortaya getirdim. Sol tarafta da aynı şekilde kapatmış oldum. Petek modelimi bu şekilde. Düz bir şekilde ördüm. Kenara bir tane ters ilmek koydum ve kenar ilmeğim. Modelimin arka kısmında düzleri düz, tersleri ters bir şekilde örelim. 4 tane ters ilmek. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmek, 11 tane bir ters, bir düz ilmek. Bir, iki, üç, dört, beş tane düz ilmek, 4 tane ters ilmek. Bir tane ters ilmek ve kenar ilmeğim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğim vardı burada. Petek modelim için önce kapatmıştık. Şimdi açalım. Ortadaki ilmeği başa takalım. Düz bir şekilde örelim. Sol taraftaki ilmek için de aynı şekilde. Bakın, modelim açılmış oldu. Bir iki sıra bu şekilde 5 ilmek ters ördüm. Bu şekilde örelim. Modele başlamadan 11 ilmek ters düz, 5 ilmek ters. Petek modelimi bu sefer açalım şöyle. Bir tane ters ilmek ve kenar ilmeğim. Modelimin arka yüzünde aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters bir şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet, modelimin ön tarafını çevirdim.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğim var. Ördüm. Petek modelimi bir sıra örüyoruz. Bir sıra arka sırada düz olarak örüyoruz. Ön sırada işlemlerini yapıyoruz. Şimdi bakın, baştaki ilmeği ortaya getirdim. Bu taraftaki ilmeği de ortaya getirdim. Düz bir şekilde ördüm. Bakın şimdi kapatmış olduk. Şöyle yakından. 5 tane ters ilmeğimiz vardı burada. Bir 4 tanesini örelim. 4 tane ters ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ilmeğimle yanındaki düz ilmeği ikisini bir keselim. Dolayalım. Yanındaki düz ilmekle yanındaki ters ilmeği şu şekilde keselim ve dolayalım. Buradaki düz ilmekle yanındaki ters ilmeği ikisini birlikte keselim. Bakın 1 2 3 3 tane ilmeği yanındaki ters ilmeklerle beraber hem kestim hem doladım. Tekrar doladım. Ortadaki ters ilmeğimizi ters olarak örelim. Tekrar doladık. Sağına ve soluna doladık. Şu orta kısımdaki baklava modelimizi yapacağız. Sol taraf için de aynı şekilde düz ilmekle ters ilmeği ikisini birlikte kestim. Doladım. Düz ilmekle ters ilmeği ikisini birlikte kestim ve doladım. Düz ilmekle ters ilmeği ikisini birlikte kestim ve doladım. Burada 5 tane ters ilmeğimiz vardı. Şimdi 4 tane ilmeğimiz kaldı. 4 ilmeğimizi örelim ters bir şekilde. Petek modelimiz için de şu şekilde orta kısma getirdik baştaki ilmeği, düz bir şekilde ördük. Sol taraf için de aynı şekilde orta kısma getirdik ilmeğimizi ve düz olarak ördük. Bakın modelimiz, bir tane peteğimiz olmuş oldu. Bir tane ters ilmeğimiz vardı, bir tane de kenar ilmeğimiz. Modelimize bu şekilde başlamış olduk. Modelimizin arka kısmında düzleri düz, tersleri ters bir şekilde örelim. Dört tane düz ilmek. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek. Doladığımız orta kısımda doladığımız ilmekleri burada ters olarak örüyoruz. 3 tane düz ilmek. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek. 1 2 3 4 tane düz ilmek, 4 tane de petek modelimiz için ters ilmek, kenardaki ters ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin ön kısmına geldik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın petek modelimi artık bir kapatıp bir açıyoruz. 2 ilmeğimizi yer değiştirmiş oluyoruz bu şekilde. Böylece petek modelimiz şu şekilde oluşmuş oluyor. 4 tane ters ilmeğimiz vardı. 3 tanesini örelim. 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın yanındaki tersle yanındaki düzü ikisini birlikte kestim. Doladım. Buradaki düz olarak örmüştük. Arka kısımda ters olarak doladığımız ilmeği, düz ilmekle yanındaki ilmeği ikisini birlikte kestim ve doladım. Buradaki düz ilmeğimizi yanındaki ilmekle ikisini birlikte bu dolamış olduğumuz ilmekler kestim ve doladım. 3 tane ters ilmeğimiz var orta kısımda baklava modeli için. Yanlardan doladığımız için bu sefer doladığımızla birlikte 5 oldu. İlmeğimizi doladım. Düz ilmekle sol tarafa kesiyoruz bu sefer. Sol tarafta yanındaki ilmeği ikisini birlikte kestim, doladım. 2 ilmeği birlikte kestim, doladım. Bakın burada 5 tane ilmeğimiz vardı. 4 ilmeğimiz kaldı. Bu sırada da bir kesme yapacağız. 2 ilmeğimi birlikte kestim. 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Petek modelimi de şu şekilde ördüm.
Bir açıp bir kapatacağız modelimizi, petek modelimizi. Şu şekilde. Modelimizin arka kısmını bir tane düz ilmeğimiz var. 4 tane petek modelimiz için ters. 3 tane düz. 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi ters. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ters. 1 2 3 tane ilmeğimi düz. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters. Kenardaki bir tane düz ve kenar ilmeğimiz. Arka kısmını da bu şekilde tamamlamış olduk. Modelimi çevirdim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Petek modelini artık anlatmaya gerek yok. Bir sırada kapatıyoruz. Bir sıra düz olarak arka kısımda örüyoruz. Bir sıra da açıyoruz. Bakın 3 tane ters ilmeğim kaldı burada. 2 tanesini örelim. Buradaki ters ilmekle yanındaki düz ilmeği ikisini birlikte kestim. Doladım. Buradaki düz ilmekle yanındaki ilmeği kestim. Doladım. Düz ilmekle yanındaki ilmeği kestim. Doladım. Doladığımla beraber sayalım. 2 3 4 5 6. Bir tane doladım, 7. Burada 9 ters ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Doladım. 2 tane ilmeğimi kestim, doladım. 2 ilmeğimi kestim, doladım. 2 ilmeğimi kestim. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Petek modelimi düz olarak örelim. Bir tane ters ilmek ve kenar ilmeğim. Modelimin arka kısmında kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmeğim. 4 tane ters. 2 tane düz. 1 2 3 4 5 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz. 1 2 3 4 5 tane ters. 2 tane düz. 4 tane ters. 1 tane düz ve kenar ilmeğim. Tekrar modelimi çevirdim. Modelimiz çıkmaya başladı. Modelimizin ön tarafındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğim vardı. Petek modeli için. Bakın şu şekilde petek modelim de çıkmaya başladı. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Son kesme işleminde yapalım. Yanındaki ters ilmekle düz ilmeği ikisini birlikte kestim. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Doladım. Doladığımızda beraber sayalım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9.
İki ilmeği beraber sol tarafa doğru kestim, doladım. İki ilmeğimi kestim, doladım. İki ilmeğimi kestim. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Petek modelinin açma sırasındayız. Bir tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Bakın modelimiz tam orta kısma geldi. Şu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi artık burada 9 tane ters ilmeğimiz oldu. Orta kısımda baklavamızı artık arka kısımdan örelim. Ve artık kesme işlemine başlayalım. Arka kısımda tersleri ters, düzleri düz bir şekilde örelim. Dokuz tane düz ilmeğimiz oldu orta kısımda. Evet. Arka kısmı da ördüm. Şu şekilde. Şimdi artık modelimizi kesme işlemine başlayacağız. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ilmeğim vardı. Ördüm. Petek modelimi ördüm. Bir tane ters ilmeğim vardı. Bakın burada. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Doladım. Bu sefer sol tarafa doğru kesme işlemi yapacağız. Doladım. Bakın burada düz ilmeğimiz vardı sağ tarafa doğru kestiğimiz. Sağ tarafa değil bu sefer sol tarafa doğru. İki ilmeğimi beraber kestim. Doladım. Sol tarafa kestim. Doladım. Şimdi artık orta kısımdaki baklavalarımızı kapatacağımız için buradan iki ilmeği şu şekilde kestim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ters ilmeğimiz kaldı. Sol taraftan da sağ tarafa doğru kesme işlemi yapacağız. Bir tane ters ilmeğimizi düz ilmeğimizle ikisini beraber kestim. Doladım. 2 ilmeğimi sağ tarafa doğru kestim. Doladım. 2 ilmeğimi sağ tarafa doğru kestim ve doladım. Bir tane ters ilmeğim vardı burada ördüm. Petek modelimi de bu şekilde ördüm. Bir tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Modelimin arka kısmında bir tane düz ilmeğimi ördüm. 4 tane ters ilmeğimi ördüm. Bir tane düz ilmeğimi, yanındaki doladığımız ilmeği de düz olarak örelim. Artık burada ters olarak çıkacak ön tarafa. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ilmeğimi ördüm. Doladığımız ilmeği düz, yanındaki ilmeği de düz olarak ördüm. 4 tane ters ilmeğimi ördüm. Ve kenar ilmeklerim. Modelimi, bakın modelimiz artık çıkmaya başladı şu şekilde. Modelimin ön tarafındayım. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Petek modelimi de şu şekilde ördüm. Bakın burada iki tane ters ilmeğim oldu. İki ters ilmeğimi ördüm, doladım. İki ilmeğimi kestim, doladım. İki ilmeğimi kestim, doladım. Burada orta kısımda
baklavalarımızı kapatıyoruz. 2 ilmeğimi kestim. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ilmeğim ördüm. 2 ilmeğimi kestim. Doladım. 2 ilmeğimi kestim. Doladım. 2 ilmeğimi kestim ve doladım. 2 tane ters ilmeğimiz oldu. Doladığımızla beraber 3 ilmeğimiz ördüm. Petek modelimizin de bu sefer açma sırasındayız. Modelimin arka sırasında düzleri düz, tersleri ters örelim. Arka sırasını ördüm modelimin. Ön sırasına geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Petek modelim için bu sefer kapatma sırasındayız. Bir, iki, üç tane ters ilmeğim oldu burada. Tekrar doladım. İki ilmeğimi birlikte kestim. Doladım. İki ilmeğimi birlikte kestim. Doladım. Orta kısımda bakın baklava modelimiz artık kapanıyor. 2 ilmeğimi kestim. 1 2 3 tane ters ilmeğim kaldı burada. Yanındaki ters ilmekle düz ilmeği ikisini birlikte sağ tarafa doğru kestim. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Tekrar doladım. Doladığımızla beraber 4 tane ters ilmeğimiz oldu burada. Bakın şu kısımda. 4 tane ters ilmeği ördüm. Petek modeliminde şu şekilde ördüm. Bir tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Modelimin arka sırasını örüp geleyim. Modelimin arka kısmını ördüm. Ön kısma geldim. Bir tane ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Petek modelimi ördüm. 1 2 3 4 tane ters ilmeğim oldu burada. Bir tane doladım, 5 tane. 2 ilmeğimi birlikte kestim, doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim, doladım. Artık bakın baklava modelimiz kapanmak üzere. 2 ilmeğimi kestim. Bir tane ters ilmeğim kaldı, ördüm. 2 ilmeğimi sol taraftan da kestim. Bakın baklava modelimiz artık kapandı. Bir tane ilmeğimiz kaldı. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Doladım. Doladığımızla beraber ters ilmeklerimiz 4 taneydi. Doladığımızla beraber 5 tane ters ilmeğimiz oldu burada. 4 tane de 4 ilmekte petek modelimiz için petek modelimizi de bu şekilde ördüm. Ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Bakın bu şekilde. Şimdi arka kısmı örelim modelimizin. Düzleri düz, tersleri ters bir şekilde örelim. Bir, iki, üç, dört, beş tane düz ilmeğimiz oldu burada. Bir, iki, üç, dört, beş tane ters ilmeğim. Bir tane düz ilmeğim. 1 2 3 4 5 tane ters ilmeğim. 1 2 3 4 5 tane düz ilmeğim. 4 tane de petek modelimiz için ters ilmek. Bir tane düz ilmek ve kenar ilmeğimiz. Modelimin arka kısmında ördüm.
Bakın şu şekilde çok güzel bir model elde etmiş olduk. Şimdi modelimiz bitmiş oldu. Şimdi petek modelimi öreyim. Şimdi bu modelimizin birkaç sıra bu şekilde öreceğiz. 5 tane ters ilmeğimi ördüm. 1. Şimdi artık aynı aşağıda yaptığımız, ilk başta yaptığımız gibi modelimizi tekrar başlayacağız ama bu sırayı birkaç sıra bu şekilde öreceğiz. 5 tane ters ilmeğimi ördüm. 1 tane düz ilmeğim, 1 tane ters ilmeğim, 1 tane düz ilmeğim. Bu şekilde burada 11 tane ilmeğimiz olmuş oldu tekrar. Orta kısımda bakın ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğim. Ters, düz, ters, düz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane ilmeğimizi ördüm. Kenarlarda da 5'er tane ters ilmeğimiz vardı. 6 veya 8 sıra bu şekilde örebilirsiniz. Şurada gözüktüğü gibi bakın orta kısımda. Burayı hiçbir işlem yapmadan, artırma veya eksiltme yapmadan bu şekilde öreceğiz. Arka kısımdayız. Tersleri ters, düzleri düz şekilde örelim. Buradaki orta kısımdaki ilmeklerimizi de bir ters, bir düz olarak örelim. Aynı ilk başta yaptığımız gibi. Şimdi burada farklı bir işlem yok. Evet, ön tarafa geldik. Dediğim gibi burada farklı bir işlem yok artık. Bakın. Düz bir şekilde zaten lastik bir şeklini aldı. Ben birkaç sıra daha öreyim. Bakalım nasıl duracak. Evet hanımlar, ben bakın bu lastik kısmını, şu orta kısmını biraz ördüm. Sayalım 2, 4, 6, 7 sıra örmüşüm ben. Burayı uzatmak ya da kısa tutmak sizin elinizde. Nasıl seviyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Bakın şöyle. Şimdi artık modelimizi tekrar başlayalım beraber. Ters ilmeğimizi ördüm. Petek modelim için şu şekilde açma işlemindeyiz bu sırada. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ters ilmeğimi ördüm. Yanındaki düz ilmekle ters ilmeği ikisini birlikte kestim. Doladım. Bakın ters ilmekle düz ilmeği ikisini birlikte kestim. Ve doladım. Ters ilmekle düz ilmeği ikisini birlikte kestim. Bakın orta kısımda bir tane ters ilmeğimiz kaldı. Doladım. Ters olarak ilmeğimi ördüm. Orta kısımdaki baklavayı oluşturacak bu bir tane ilmek. Sağına ve soluna doladım. Bu sefer sol tarafa doğru kesme işlemi yapacağız. Ters ilmekle düz ilmeği ikisini birlikte kestim. Doladım. Düz ilmekle ters ilmeği ikisini birlikte kestim ve doladım. Burada 5 tane ilmeğimiz vardı ters olarak. Düz ilmekle bir tanesini kestim. Burada 4 tane ilmeğim kaldı. 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Petek modelimin için ise şu şekilde açma işlemindeyiz. Bu şekilde ördüm. Bir tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Modelimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ben bu modeli çok çok beğendim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel bir model. Yeleklerinizde, hırkalarınızda çok güzel bir şekilde siz de örebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.